Anlamadım ya. Gel sana anlatayım o zaman. Anlasana. Hemen. Gel. Kanka öyle de söylenmez yani şimdi kefen mefen. Ama ben ne dedim? Ne dedin ondan sonra? Dedim ki odadaki dedim en halsiz kişi sensin. Beyaz da giymişsin kefen gibi. Yanlış anlama dedim yani. Şaka yaptım dedim. Hatta güldüm. Aa, sen orada dedin ya aslında Okan'ı tanısanız çok neşelidir, çok eğlencelidir. Evet, ben ama de orada insanlar yanlış anlamasın diye. Bak bu evde dediğimiz her kelimeye takılıyorlar. Takılıyor olabilirler. Mesela dışarıda bak kız olsa arkadaşıdır, tamam mı? Yanlış da anlayabilir. Gelir bana der ki kardeşim niye böyle söylüyorsun? Öyle 15 tane böyle arka arkaya adam almış. Önde bir tane sarışın çocuk vardı. Kimdi o? Oğuz. O arka arkaya almamış da onlar da direkt diğer çete kızlarla olmuşlar. Çete olmuşlar. Önden elimi şey sık, yaptı. Elimi sıktı bırakmadı. Bak el nasıl sıkılıyor göstereceğim ben ona. Ben öyle izledim bu arada. Mi? Çıkınca orada arkada izledim. Ne dedi? Hepsini dinledim. Senin de ne söylediğini dinledim. Sağ ol. Kanka ne yapabilirim? Doğru olanı söylüyorsun da o diğerine ama ne oluyor? O sarışın bir tane uzun boylu neydi adı onun? Oğuz mu? Ona ne oluyor? Onun kız arkadaşına ne yapmışız? Hiçbir şey demedim. O da işte şey diyor niye soruyor ama şimdi şöyle bir şey var. Biraz şov yapıyor gibi geldi bana. Ekrana öyle nasıl şey veriliyor biliyor musun? Tam verilmiyor konuşmamız. Senin tam soru soracağın anı alıp atıyorlar direkt gösteriyor. O yüzden o kadar sinirleniyorlar. Daha önce başka erkeklere de yapmışlıkları var. Olabilir, olabilir de yani bence tepkisi bunu fazla. Niye o kadar kalabalık geliyorlar mesela? Tek başına gelsin madem. Ama sen de o tepkiyle gitme. Ben o tepkiyle gitmeyeceğim. Aynen, ben zaten üstüm örgütlerinde güldüm. Evet. Benim psikolojime giremez onlar. Ben dedim herhalde sen direkt Batırık'lere gideceksin. Yok. Ben tuzağa düşmem. Tanıyormuş Görkem seni. Tanıyorsa güzel prim kasıyor. İyi 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 oynuyor. Yok Olkan'ı şöyle yapacağım. Olkan 10 kere Olkan dedi. Ama şimdi kız arkadaşın sen tamam da kız arkadaşınsa bir kere tepki gösterirsin. Ben dışarı çıkmışım. Neye kime şov yapıyorsun? Herkesin içinde. Olkan, 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 Olkan. Yok izdivaçta şunu yap. Paravan aşırı. Niye böyle biliyor musun? Sürekli birbirimizi görüyoruz ya. Az önce Mert de söyledi. Artık ev düşün yani ben Buse'den kıskanabiliyorum. Yakın arkadaşım ya. Sürekli evde olduğumuz için birbirimizden artık kıskanma senin derecesine geldik. Senin de var mı böyle psikopat takıntılı? Yok benim, ben anlatırım sana. Anlat. Artık yani kıskanma arkadaşın vardı senin en son. Vardı işte. O nerede, burada mı? Bilmiyorum, ben göremedim şu an. Bizim muhabbetler çok. Ben sana hiç anlatmış mıydım? Yok. Hiç anlatmadım. Aldatıldım gibi bir şey. Ha? Evet, işte şüphelendiğim kadın da şu an evin içinde sevgili. Kötü. O daha kötü yani. Olsun, erken görmen sevindirici olmuş. Biraz geç gördüm ama yani. Şimdi iyisin. İyiyim, iyiyim. Böyle bir giriş yapmak istemezdim evet ama. Evet ya Okan. Dedin ya daha sıcakkanlıdır diye Okan, niye böylesin? Evet, evet, niye evet böylesin? Heyecandan değildi o. Şimdi insanlar yanlış anlarlar beni. Onun beni için zaten lazım. Evet, ondan önce de sen böyle bir cümle kullandın. Yanlış kullandım anlarlar diye ben susuyorum dedim. Evet. Çünkü psikoloji çok farklı. Hadi ama şey tuzağa düşme. En öndeki ne? Süpermen mi o öyle? Sarışın var ya bir tane uzun boy. Süpermen gibi böyle geldi geldi fıs oldu gitti. Öyle geliyorsan bir şeyler yapman lazım. Şimdi sen de öyle deme de dur daha şey ortalığı karıştırma. Ay ama bir şey yapman lazım değil mi? Ben düz bir adamım. Eğer öyle geliyorsan ben birine bir şey yaparım yani. Yani o da benim işte kimseyle bir problemim yok. Eğer bana deseydi ne oluyor hayırdır diye kişi kenara çekip konuşsaydık söylerdim. Ki orada da söyledim zaten. Duymadı herhalde. Çok sevgiliydiler, çok. Çünkü ekrana verilme şekli de önemli. Bana hak vereceksin diyeceksin ki problem belki yok. Savunuyorsun Dilara ama programı izleyince sen diyeceksin ki ya ben olsam ben daha fazla şeyler yapardım diyeceksin. Böyle burada olduğu ya gibi ama bu kadar olmuyor insanın içinde öyle kaba kuvvetle bir şey çözemez. Evet. Kaba kuvvet defalarca çözüm söylüyoruz değil. Bunu defalarca söylüyoruz. Kaba kuvvet çözüm değil. Ben bile şok oldum. Dedim, hadi yapan adam vardı. Şey kefen konusunu attım ama sana da yapılmaz. Çünkü az buçuk tanıyorum seni. Bize bile bir yanlışın olmadı. Ortak evet arkadaşlarımız. Evet. Yine hiç kimsenin kalbini kırmadın. Kötü söz söylemedin. Asla. Seni tanıyorum. Evet. O yani. Zaten geldim içeri seni dansa kaldıracaktım. Kafama direkt sen vardın. Ben bilerek öyle dedim. Kimi seçsem diye bakalım ne diyorlar. Baktım tepkilerine, hepsi böyle birbirine bakmaya başladı. Şaka şaka dedim, bir kişi var. Tepki ölçmek için. Herkes biraz gergindi çünkü orada. Çok bir de çekimler. Mert'in sevgilisi hariç bir de bir kız vardı solumda sarışın. Oturan. O ikisi çok sakindi. Kim? Mert'in sevgilisi.
Ha, Gizem. Bir de Gizem. Gizem, bir de solunda biri vardı. Gizem ve Buse. Evet, evet. Evet, onların ikisi çok sakin, sıcak kanlıydı mesela. Ha, Beyza yanındaki. Evet, onlar yani öyle. Gayet iyi, diğerleri böyle bir... Onlar bile sevgiliye gidip hesap sordu, niye konuştun diyor ama sonuç olarak... Böyle bir programın içerisindeyiz. Hani tabii ki de hepimiz susuyorduk. Yok, konuşurum ben de. Yani yeni gelmişim, bu tepki çok fazla ya. Evet, tanımadığın birine. Önce evet. Bir nabız ölçersin. İşte bu cahilliktir. Ben buna cahillik gözüyle bakıyorum. Ben böyle bir şey yapmazdım. Derdim niye böyle bir şey yapıyorsun? Kasıtlı bir şey görseydim yapardım belki de ama direkt böyle bir giriş yapmazdım. Neyse iyi oldu. En azından insanları tanımış oldum. Zaten bunu uzun uzun evde konuşuruz. Üzerine tartışılır. Çözersiniz ya. Çok fazla üzerine geldiklerini düşünüyorum ben açıkçası. Bence yani. De. Kadar abartı. Da değil ya, tamam yani. Üstüne geliyorsun. Hadi ben Görkem'i çıkıyorum. Anladım. Neyse kız arkadaşı şey demiş ama diğerleri bir dur. Daha diğerleri değil bir kişi çocuğu. İşte. Kim o? Unutuyorum adını. Karışım var ya. Oğuz vardı. Oğuz niye evet. Öyle bir tepki gösterdi bana? O çok kıskanıyor. Neyi kıskanıyor? Çok seviyor yani evdeki erkek sinekten bile kıskanıyor. Onun yani. Kız arkadaşına bir şey demedim ki ben. İşte ekrana verilme şekli de önemli. Direkt sohbet edip soru soruyormuşsun gibi göründüğü için o kadar sinirlendiğini düşünüyorum. Oğuz öyle bir çocuk değil. Sonradan gelir hatası varsa söyler sana. Şöyle şöyle oldu diye. Söylesinler. Ben de hata yaparım söylesinler. Çok ben kindarımdır. Ha, delikanlı gibi söylerse. Evdeki çocukları tanırsan zaten hiç öyle şey değiller. Yok birkaç tanesi bir normal geldi zaten. Bir anda yükselirler sonradan şey olur onlar. Evet ben farkındayım. Birkaç tanesi zaten normal geldi. Hani ne oluyor falan iyi misin gibisinden geldi. Öyle yürümedi. İki kişi gördüm i̇şte, ben. Evet. Gülüyordum çünkü hiç umursamadım. Biraz da sakin. Sakinim değil mi? Sinirim bozuldu değil mi senin? Ben sana demedim o dilini tut. Sen dedin. Ay birazcık dilini tut. Ben biliyordum tamam. Böyle bir şey. İlla ki ilk gün biliyorsun ki sen sivri dillisin. Evet. Dedim kesin bir şey yapacak ben içeri yani gireyim. Geldiği zaman. Yani eğer ters yaparsa vaktin devam ediyor. Ben kavga dövüş değil. Ben dilimle öldürürüm zaten onu. Bitti. Neyse süre bitti artık. Çıkalım. Geleceksin şimdi herhalde. Çıkalım.